Kenara geç. Alex sarı ver yapalım. 100 kişiden. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azaben nar. Allahümme ahsine akıbetena fil umuri kulleha ve ecilna min hizdi dünya ve azabil ahireti bir rahmetke ya arhamen rahimin. İlahi ya Rabbil alemin. Bu duamızı, bu cemiyetimizi, bu merasimimizi indi ilahinde kabul eyle ya Rabbi. Hasan ecü sevabı Peygamber Efendimizin, bütün peygamberlerin, ehli beytin, ashab-ı kiramın ruhlarına hediyeledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Manevi huzurunda bulunmuş olduğumuz kutbul arifin, kavsul vasilin ve tacel aşıkin, Seyyidina Eşşeyh Akşemseddin Veli, Ömer Sikkin, Debbade'de Gazi Süleyman Paşa'nın Aksuburt deden ruhlarına hediyeledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Burada bulunan cemaatimizin ahirete göçmüşlerinin ruhlarına hediyeledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Teşekkür ederiz.
Osman değil bir küçük aslan. Bağdat'ın içine girilmez yasam of of. İhtilalımıza kuvvetli bir alkış gönderiyoruz. Kıyafetle ilgilenmiş olduğumuz Kılıç Kalkan ekibi medreseyi, takvayı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zâikatul mevt. Thumma ileynâ turcaûn. Her nefis her canlı ölümü tadacaktır. Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Bilakis onlar diridirler. Tarafımızdan zıtlandırılıyorlar. Fakat siz bilemezsiniz. Sadakallahu lazim. Başbakan yardımcımız, Sayın Valim, Sayın Bolu Genel Başkanım, değerli belediye başkanlarım, kaymakamlarımız, sayın vekillerim, değerli köylükler, sivil toplumun değerli temsilcileri, değerli misafirler, köylük Diyarı Akşemseddin'e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi en derin duygularımla selamlıyor ve saygılarımı sunuyorum. Bu sene 26.sını düzenlediğimiz Akşemseddin Hazretlerini Anma Günü etkinliğimiz siz değerli katılımcılarımız ile birlikte her sene daha büyüyor ve daha da güzelleşiyor. Anadolu aydınlanmasının son temsilcisi, tarihimizin en değerli bilim ve din alimlerinden Akşemseddin Hazretlerini böyle büyük bir coşkuyla anıyor olmak ve bunu sizlerle paylaşmak bizim için hem gurur hem mutluluk kaynağı. Akşemseddin Hazretleri Türk ve dünya tarihinin en önemli olaylarından, İstanbul'un fethiyle çağ kapatıp çağ açan cihan hükümdarı Fatih Sultan Mehmet Han'ın deyişiyle İstanbul'un gerçek fatihi. Mikrobiyolojinin temelini atan bir bilim adamı ve aynı zamanda yazar ve şair, yaşadığı dönemin en büyük hekimidir. Bizim için ne büyük gurur ki Türk tarihinin en büyük bilim ve ilim alimi ışığını Göynü'ye yaymış, toprağımıza, havamıza, suyumuza, ruhumuza karışmış. Hak aşkının belası başka türlü olur. Aşık olmayan kimseler bunu ne bilsin, diyor Akşemseddin Hazretleri. Öğretileriyle kültürümüzün temeline yerleşen Akşemseddin Hazretleri'nin sözleri, amelleri elinden itti bir yan sufiler, nidelerin hicr elinden itti bir yan sufiler. Kelbe-i nefsi geçiben, Kabe-i kalbe yürüp, ol haremde nefslerini itti kurban sufiler. Baş ucanlar terk güven, dostlarını gördüler. Şol cemali la yezali canı canan sufiler. Kendilere aşık oldu fil hakika kendiler. Pes anın için kendilere itti seyran sufiler. Akşemseddin şiirlerinden. Sayın Başbakan Yardımcı, Sayın Vali, Sayın Milletvekilleri, Sayın Gençlik ve Spor Genel Müdürü, saygıdeğer protokol, değerli konuklar ve çok kıymetli gönlüklüler. Hey. 26.sını düzenlemiş olduğumuz Akşemseddin Anma Etkinliklerimize hoş geldiniz. Tarihte insanlığa büyük hizmetleri olmuş insanlar vardır. Sanatta, edebiyatta, bilim ve teknolojide, tasavvufta büyük hizmetler vermiş olan bu insanlar
eserleriyle, fikirleriyle, hayatlarıyla tüm dünyaya örnek olmuşlardır. Böyle büyük zatlar yetiştiren milletler de dünyaya ışık saçmış, önderlik yapmışlardır. Bizim tarihimiz de böyle büyük zatlarla doğdu. İşte Ak Şemseddin Hazretleri bunlardan biridir. Devrinin büyük sufi ve mürşitlerinden olan Ak Şemseddin Hazretleri, ilmi batın lezzetini Hacı Bayram Veli'nin elinde tatmış, ondan elde etmiş olduğu neşeyle hakkı bulmuş ve bu neşe sayesinde nice büyük zatların gönülleri tenvir olmuştur. Ak Şemseddin Hazretleri... Evet, Bolu deyince Göynük, Göynük deyince güzel bir coğrafya. Bugün elbette ki size geçen yıl burada 450 milyar dolara temelini attığımız kendi kaynaklarımızla kömürümüzle işletecek termik santralimizden ya da 172'ye yakın ve Bahdede Türbesi, eski hükümet konağı, yeni hükümet konağı, 26 sokak iyileştirme çalışması ya da yeni biten hastanemiz, yine yeni açılışını yapacağımız TOKİ ya da sahil hizmetlerden ya da inşallah bir ay sonra başlayacak Taraklı Nallıhan yolundan bahsedecek değiliz. Sayın Başbakan Yardımcımız var. Tabii Göynük deyince akla aslında hani o Haliç'in zincirlerle kaplı sularına dönüp dönüp bakıp ya sen beni alırsın ya da ben seni diyen o Fatih'teki iman coşkunluğunu, Fatihleri yetiştiren Kaymakam Bey'in de söylediği gibi anlamın, mananın, feyzin ve bereketin, bu ülkenin o kardeşlik hukukunun, aziz ve necip milletin o kadim hikayesinin temelini oluşturan manevi erenleri olan bir coğrafya. Dolayısıyla biz bu coğrafyada insan keyfiyetimizle de gurur duyuyoruz. İnşallah bu birlik, beraberlik gelen misafirlerimizin, değerli devlet protokolümüzün katkılarıyla... Biz güğüm deriz, kimi yerlerde hukuk derler, iplik takdim ediyor. Belediye başkanımız, milletvekillerimiz, vali yardımcımız, kaymakamımız ve Bolu Belediye Başkanımızla birlikte. İbriğin hemen akabinde Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki ilk kulesi, ilk kaymakamımız tarafından yapılan Göynük'teki şu tepede görmüş olduğunuz Zafer Kulesi. Efendim gerçekten de Sayın Başbakan Yardımcımızın coşkusunu herhalde en iyi anlatan konudur Zafer. Evet, güzel bir kare. Alkışlıyoruz Göynük halkı olarak Sayın Başbakan Yardımcımızı bu özel gününüzde yalnız bırakmadığı için bizleri. Efendim, Sayın Başbakan Yardımcımızı göndermeyelim isterseniz. Kuleniz orada. Akşemseddin Hazretleri adlı tiyatro oyununun kitabının yazarı Bolu Vali Yardımcımız Sayın Ömer Eru'yu da buraya alalım. Onu da isterseniz il başkanımıza beraber ödüllendirelim, plaketini verelim. Çünkü gerçekten çok önemli, ilk defa yapılmış bir şey. Evet. Geliyor vali yardımcı. Teşekkür ediyoruz, alkışlıyoruz. Hizmet kültürümüzde yardımcımız Bekir Bozdağ. Göynük'ten uğurluyoruz yoğun programlarına rağmen. Bu özel günde bizleri yalnız bırak...